KTB Yayınları Sunar Zamanın Durduğu O Anda İsmail Kılıçarslan Maraş'taydım. Maraş'ta olmanın da tıpkı memleketin diğer şehirlerinde olmaya benzer bir kekret tadı var. O kekrelik şu, Türkiye'de hangi şehre hangi yönünden girerseniz girin, sizi üst üste dizilmiş kibrit kutularına benzeyen konutlar karşılıyor. Sanki ortaklaşa bir çılgınlık paydasında, bir sıkışmışlık paydasında buluşulmuş gibi. İnsanın insan olmaklığına yakışmayan şehirlere dönüştürmüşüz şehirlerimizi seneler içerisinde. Üstelik bunu sadece biz değil, dünyanın neredeyse tamamı yapmış. Sosyal hayatı, toplumsallaşmayı evden dışarıya doğru değil, dışarıdan dışarıya doğru yapmaya başladığımızdan beri bu böyle. Yine de Maraş gibi kurulduğundan beri fıtrata uygun şehirlerde, çeperden merkeze doğru ilerlediğinizde tabiri caizse, eti ve kemiği geçip kalbe doğru yol aldığınızda bir duygu çepeçevre yakalıyor sizi. O duygunun tam adının insana uygunluk duygusu olduğunu söylemeye hacet yok sanırım. Dikkat isterim. İnsanın uyumluluk değil, insana uygunluk. İnsan olmaz olası doğası gereği her duruma, her şarta, her mekana uyum sağlayan bir yaratık. Ne ki mesele bu değil mesele insana uygunluktur. İnsanın fıtratına, yaratılışta kendisine yüklenen asalete uygunluk. Bin yıllar boyunca insan medeniyet yahut inanç ayırmadan söyleyelim, kendisine uygun, yaratılışına uygun şehirler inşa etmeyi başarmış. Ne var ki artık şehir dediğimizde aklımıza gelen kendisine uyum sağlamak zorunda kaldığımız yaşama alanıdır, başkası değil. Tüm bunları çaya tarhana'nın dondurmanın ve muhabbetin eşlik ettiği bir Maraş konağının avlusunda düşündüm. Taştan ve ağaçtandı konak. Kapısını kapattığınızda sizi yetersizlik hissiyle, daha da kötüsü yersizlik duygusuyla dolduran kibrit kutusu bir konut değildi. Kapısını kapattığınızda sizi yerlilik ve yeterlilik duygusuyla donatan bir evdi. Yine dikkat isterim. Buradaki yerlilik, çiğnenmekten lezzeti geçmiş ve artık sadece çenenizi yoran bir sakız manasında, yani yerli ve milli manasında kullanılmamıştır. Buradaki yerlilik, yerli yerindelik, oturmuşluk, köklülük manasındadır. Taştan ve ağaçtan da konak. Bahçesinde patlamak üzere olan bir gül ağacı, meyve vermek üzere olan bir dut ve başka ağaçlar olan bir konak. Çocuklar evlenince şurada otururlar diye yapılmış bir müştemilatı, şuraya sebze ekeriz diye ayrılmış küçük bir bahçesi, sıcaklarda şurada uyuruz diye yapılmış bir damı vardı. Her şeyi, ölçüleri, malzemesi, yerleşimi insana uygun olarak düşünülmüştü. İnsanın burada sözü demlemekten gayrısına akıl erdiremeyen bir varlığa dönüşmesinde ne yapsın? Maraş'ta söz niçin öndedir, şiir niye başattır diye sorulursa cevabın bellidir. O köklülük duygusu, o yerleşiklik, o yerlilik, o kendine yetebilen dünya tasavvuru söz doğurur, şiir doğurur. Sözün mekanla ilişkisinin kaçınılmaz sonucudur bu, bana kalırsa. Zamanın durduğu o anda sözü yormadan usulca çoğaltmak yerlinin işidir, yersizin değil. Ketebe yayınları sundu. İsmail Kılıçarslan